Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir civata çizimi yapacağız arkadaşlar. Metrik 10, metrik 10'a 30 daha doğrusu civata boyumuz 30 milim olacak. Arkadaşlar çizime başlamadan önce küçük bir şey söyleyeceğim. Biz civata çizimlerini hani ampirik formülleriyle yapabiliriz. Bir de bize verilen tablolardan yararlanarak. Örneğin standart işte metrik 10'un civata boyu bellidir. Hani tablolarda yer alanları söylüyorum. Ama gel gelelim biz zaten civatayı montaj yapacağımız yere göre örneğin bakın işte bu şekilde bir civata çizimi gerçekleştireceğiz. Biz örnek veriyorum neden sonuna kadar burada diş açmıyoruz? Araya çünkü pulsomun girecek. Ona göre civatanın montaj olacağı yere arada başka parçalar varsa boyunu da daha doğrusu hani ona göre hesaplarız. Çizimini gerçekleştiririz. Biz civata çizimini yapalım. Ben yine gerekli kaynağı da videomun altına ekleyeceğim. Oradan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. SolidWorks'ta yeni bir çizim başlattım. Bakın üst düzleme bir çizim açıyorum arkadaşlar. Çokgen komutunu aldım. Geldim. Şu şekilde yatayda bıraktım. Ölçülendirme ile diyorum ki burayla bura arası 17 milim olsun. 17 milim bu arada tablodan geliyor. Standart bir değer ve anahtar ağzı dediğimiz iki tane büyük A harfiyle ifade ettiğimiz arkadaşlar ampirik formüllerde. Diyorum ve bu iki noktamı seçip bunlara yatay ilişkisi verip çizimi tam tanımlı hale getiriyorum. Unsurlar ekstrüt da katı dedim. Civata başımızın boyu ne kadar olacak arkadaşlar? Buna da 7 milim diyorum. Sonra geliyorum üst düzlemde yine bir çizim başlatıyorum. Bakın daire komutumun altından 3 nokta ile daireyi alıyorum. Buradan bakın birinci kenarım, ikinci kenarım, üçüncü kenarım geliyorum bırakıyorum. Sonra çizimimin ben yine tam tanımlı olmasını istediğim için daireyle bu kenarları seçip bunlara teğettik ilişkisi veriyorum. Aynı şekilde bu dairemle bu kenarıma da teğet diyorum. Veriyorum ki unsurlar ekstrüzyon ile kes diyorum arkadaşlar. Kesilecek tarafı ters çevir diyorum ve buna bir draft veriyorum aşağı doğru. Somun ya da civatalarda pah 60, 30 ve 45 derecelerle kırılır. 60 dereceyle bir pah kıralım. Ve geliyorum sol taraftaki menümden onaylıyorum. Geliyorum şimdi alt düzlemde yine bir çizim başlatıyorum. Daire komutunu aldım arkadaşlar. Metrik 10 bir civata çizimi yapıyoruz. Geldim. 10 mm çapında bir daire oluşturdum. Ve civata boyumuz da 30 mm olsun. 30 mm olacak şekilde uzatıyorum. Şimdi civatamıza diş açacağız. Kozmetik diş açma ve normal gerçekçi diş görünümü nasıl yapılır? Bir ona göz atalım. Şimdi ekle kısmından geliyorum. Bakın detaylandırmalar kozmetik diş açma dedim. Şimdi dişim benim nereden başlayacak? Buradan başlayacak. Buraya geliyorum. Metrik 10'a diş kalınlığım 1,5 milim olsun diyorum. Kör olsun. Yukarıya doğru ne kadar mesafede açalım? Örneğin 30 milimdi. 26 milim gibi bir mesafem olsun ve sonra geldim onayladım. Bakın burada küçük bir değişiklik gördük. Aslında diş açıldı fakat şu anda göremiyoruz. Sebep nedir? Detaylandırmalara sağ klik yapıyorum. Detaylar diyorum arkadaşlar. Gölgeli kozmetik diş açmalar kutucuğunu tik yapıyorum ve tamam diyorum. Bakın kozmetik diş görünümünü elde etmiş olduk. Fakat daha güzeli var. Yani bence ileride montajlarımızda civata illaki kullanacağız. Olmazsa olmazlarımız. Bence bunun yerine bakın son yaptığım işlemi gelip buradan siliyorum. Bunun yerine şu daha mantıklı. Delik sihirbazına geliyorum. Diş diyorum arkadaşlar. Dişin konumunu bana soruyor. Buradan başlayacak. Ve bir deliğin içerisine diş açmıyorum. Dış yüzeyi açıyorum. Dolayısıyla burası metrik dahil olmalı. Ve seçime kadar kısmını gelip kör yapıyorum bakın. Yine 26 milim olsun diyorum. Metrik 10'a 1,5 diş geliyorum. Sağ üstten onaylıyorum.
Bakın cıvatamıza diş açma işlemini gerçekleştirdik. Buraya geliyorum, uç kısmına pah kıracağım. 0,5 milimlik 45 derece olacak şekilde. Ve basit bir şekilde cıvata çizimini gerçekleştirmiş olduk. Aynı şekilde dişimizi de açtık. Aklınıza takılan bir şeyler olursa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.